Ama ben elisi doğrusuna denk geldi olarak yorumluyorum. Çünkü duayı kıyasla daha fazla maç tecrübesi olan önce artı Okoca'nın Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Barış Alper'den aldığı verimi görünce Yelert'in her iki tarafta oynaması ki şu örneği verebiliriz izleyicilere. Galatasaray'a karşı bir maç sağ bekte, bir maç sol bekte oynadı ki sol bekte oynadığı maçta boyu çok zorladı. Kuzey ülkesinden geliyor oranın disiplini alıyor Galatasaray'ın kimyasına uyuyor Linesle başladı aslında son dönemde bu tarz Nelson. bu coğrafyanın oyuncuları yatırım Nelson gibi Kopenhag çıkışlı ki Nelson'un zaten vatandaşı olması da o da önemli bir takımı uyum sorununda yaşamayacak artık Galatasaray'a gelmek için çok istekliydi onu da söyleyeyim Galatasaray dışında da Feyenoord teklif yaptı diye biliyorum Hollanda ekibi Yeler'te tercini Galatasaray'dan yana kullandı muhakkak Ramspark atmosferine etkilenmiştir İşin mali boyutlarında da 9 milyon euro bon servis, 900 bin euro ücret, o ücret kademeli olarak artıyor. Bir kere siz yıllık ücreti o bandı 1 milyon euronun altına çektiğinizde bu tarz oyunculardan zaten kolay kolay zarar elde etmezsiniz. Bunu çok net görebiliyoruz. 900 bin euro kazanacak. Galatasaray zamanında Nelson'da 7 milyon euro bon servis vermiş. Herhalde bugün Nelson'u satmaya çalışsa o rakamın 2-3 katını, 2 katını çok rahat kazanabilir Galatasaray. Doğru bir yatırım. 21 yaşında olması önemli. Yani Galatasaray'ın artık biraz daha 25 yaş altı transfermesi. Oraya geçici çözümdü. 30'lu yaşlarda Galatasaray'ın hiç verim alamadığı evet. sabek. Biraz yaş ortalamasını düşürmesi gerekli bence transferlerde. Çünkü geçen sezon Zaha olsun, Ziyeş olsun. Artı bir de tabii Mertens'in yaşı da ortada. Takımın yaş ortalamasını düşünürsek. Keza Kerem Demirbay da yine 30'lu yaşlarda oyuncu. Ben hem sabek hem de orta saha yani 8 numara için benim kriterlerim 25 yaş altı dinamik tempo oyunculardı. Yeler bu tanımlamaya uyuyor ki zaten iyi bir yatırım da yapıldı. O yatırım da karşılığını vereceğini düşünüyorum. Duya biraz risk transferi. Nihayetinde Rende, Asinyon sonrası bir 4 ay düzenli forma şansı bulup o şansı elde etmişti. Benzer maliyetler. Yer ben Galatasaray için doğru bir isim olduğunu düşünüyorum. O da düşünüyorum. bu arada Strasbourg'a transfer evet, olmuş bu. Galiba bugün Sabah Sporunda Haldun Domaç'la konuştuğumuzda Due'nin Galatasaray'dan çok enteresan talepleri olduğuna dair bilgiler verdi. 15 e şöyle, gün tabii. ücretimi yatırmazsanız tek taraflı feshetme hakkım olacak gibi. Ve zannediyorum yine benzer bir bonserviste gitmesine rağmen Artı bir de George Cardi Galatasaray'ın e, Torreira Icardi, Mertens transferlerinde iş yaptığı menajer de içine girip rakamlar yükselince hı hı. Galatasaray fazla taviz vermek istemedi. Ama tabii duya de genç oyuncu. En azından profil olarak doğru oyunculara yöneldi Galatasaray. E, bunu söyleyebiliriz. Bir de tabi işin sayısal kısmı çok önemli. İki sezondur çift taneli transfer yapmış bir Galatasaray'dan söz ediyoruz yani. Evet. E, 13. olan takım o kadar takviye yapılması gerekti ama ben geçen sezon planlamayı doğru bulmadım. Nihayetinde de sezon finali zaten Okan Hoca'nın hep eldeki mevcut oyunculardan e, maksimum verim alıp işte Berkan'ı, Kaan Ayhan'ı, Barış Alper'i takımı şampiyonluğa taşıdığı periyottan bahsediyor. Bu sefer sayısı olarak az transfer olacak dedik. Bir tanesi Batu Şahay oldu. İyi e bir yedek korvet oldu Galatasaray'ın. Geçen sezonla bölgede Bakan bu Carlos Sinichus Halil Dervişoğlu'nu denemişti. Şimdi iyi bir sabeki kavuştu geleceği parlak umut vaat eden öyle söyleyelim. Artı ne olursa olsun Danimarka futbolda son dönemlerde bence net çıkışta hı hı. o coğrafyadan yaptığınız yatırımlar kolay kolay sizi zararlı ettirmez uzun vadeyi düşünürsek. iş orta saha takviyesine Dur, geldi. Dur oraya gelme. <laughs> Tabii. Suat'tan da bir yorum alalım. Yerel'le ilgili. Ee, sonra orta sahayı daha detaylı konuşmak istiyorum. Ee, resmi anlaşma 5 yıllık ve uzun zamandır e, beklenen bölge. Yani uzun zamandır geçen sezonun devre arasından arası, doğru. beri beklenen bir bölge. Ve netice itibariyle e, 25 Temmuz'da bitti. Ee, i̇lk tercih değildi. Hatta ikinci, üçüncü tercih bile değildi muhtemelen ama sonuçta Galatasaray doğru adrese gitti. Maliyet olarak uygun. Yani yıllık ücretini düşük verdikten sonra ben Türk takımlarının genelini yani bunu Ennesli, Icardi falan o profili bir kenarda bırakıyorum. Genel transfer rotasının bu olması gerektiğine inanıyorum. Galatasaray'da biraz da ortalık kaynamıştı. Artık alev alevdi yönetime Artık tepkiler. Artmıştı çünkü. Çok tepkiliydi. Yani bak geçen sene orayerin getirilmesine kimse bir şey demedi. Hiç oynamadı Okan Hoca orayı yedekledi, başka oyuncuları kullandı vesaire ama bu sezon bu kadar uzaması gerçekten bir tepki doğurdu. E burada Yelert doğru adres. Galatasaray'ın o bölgede Boye ile aynı tarz mı değil. Boye daha güçlenmişti fizik olarak. Daha çabuk bir hale gelmişti. O gelişimi hep beraber görmüştük. Yelert'in artıları hızlı olması, içeri kat edebilmesi, iki kanatta oynayabilmesi, iki ayağını da kullanabilmesi. Sadece hani sağ kanatta oynattığın zaman sağdan giden bir oyuncu değil. O bölgede sol ayağını da kullanabilen, içeri doğru topu çekebilen bir yapıda oyuncu. E bunun dışında biraz İkili mücadeleleri kaybettiğinde çabuk geri dönebilen bir oyuncu. Bunlar artıları, eksileri de son pasları biraz daha verimli kullanması lazım. Burada fiziki gelişiminin daha da artacağını düşünüyorum Okan Hoca ile. Peki şimdi beklenen e, transfer orta saha kim olacak? E, Mehmet hemen sana döneceğim. Şimdi e, Hölberg ile açılmıştı kapı. Marsilya'ya gitti 13 milyon euroya. Şimdi yine e, Rabio gibi, McTominay gibi, Wendel gibi yıldız ve çok üst profilde oyuncuların gündemde olduğunu görüyoruz. E, zannediyorum bunun altına düşmeyecek ki zaten taraftarın da yine biraz tepkisini çekmemek adına e, düşmemesi de gerekiyor. Bugün mesela Kovacic isminin gazetelerde yer bulduğunu ee, görüyoruz ee, hangi oyuncu sana göre biraz daha yakın Okan Hoca hangi oyuncuyu daha fazla istiyor Bir de şunu sormak istiyorum Şimdi Höyberg Marsilya'ya gitti dedik 13 milyon euroya e, Bu normal şartlarda Galatasaray'ın veremeyeceği bir bonservis değil Acaba e, daha mı fazla istedi Höyberg'in kulübü e, Galatasaray'dan Yoksa oyuncu mu Türkiye'ye gelmeyi oyuncu tercih istemedi. etmedi Oyuncu Türkiye'yi e, son e, alternatif olarak gördü Hı -hı biraz da süreci uzattı. Artı Höyber sonrası gündeme gelen Bendel. Yani Höyber'ki 6.5 diyorsak Bendel biraz daha 8.5 diyebileceğimiz bir oyuncu. Daha ofansif meziyetleri fazla. Ama senin de ifade ettiğin gibi yüksek maliyetli isimler. Artı tabii Höyber'kin e, maddi talepleri de Galatasaray'dan düşük değildi. Benim bildiğim kadarıyla 5 milyon euroluk bir beklentisi vardı Türkiye'de oynamak için. O rakamdan daha düşüğe Marsilya'ya e gittiğini tahmin ediyorum. Saydığın isimlerden bir tek Rabiu doğrulatamadım. Onu söyleyeyim. Rabiu konusunda Galatasaray tarafı ısrarla Görüşmedik diyor ama Rabiotta bir free agent bir oyuncu. Yüksek imza parası talebi var. Diğer saydığımız oyuncuların bon servisi var. Orada iki isim çok net zaten görüşmeler de ortaya çıktı. İngiltere'ye de gidildi, Rusya'ya da gidildi. McTominay ve Wendel. McTominay'daki problem şu diyebiliriz aslında işin mali kısmında. Hem bonservis hem yıllık ücret. Yani McTominay'ın da Icardi'ye yakın bir beklentisi var kariyerini Türkiye'ye devam etmek hmm. için. Çünkü İskoçya ile Avrupa Şampiyonası'ndaki performansını da gördü. attı hatta. Değerli bir oyuncu. Geçen sezon Galatasaray'a yaptığı gol de e, izleyicilerin hafızasında olabilir. Galatasaray'ın o 8 numaralı Oliveira ve Kerem Demirbay'dan özellikle Oliveira'dan göremediğimiz ceza sahası için atılan koşu alt pasta bitirme. E, Okan Hoca'nın seveceği profildir. Vendele gelirsek Vendel'le bir görüşme var ama uzlaşma yok onu söyleyelim. Yani en son aşamada Galatasaray 20 milyon euroya kadar çıktı. Yüksek bir rakama Zenit 25 milyonun aşağı inmiyor ve Zenit o bölge oyuncu da transfer etmek istiyor. Rus kulüplerinin artık Rusya'ya oyuncu getirmekte ne kadar zorlandığı da malum. İliç için uğraşıyorlardı Torino'dan. Şu an için Galatasaray'ın 8 numarada sonuca ulaştığını söyleyemeyiz ama Kovacic gündemde mi? ben Fenerbahçe için duydum açık söyleyeyim hmm. hani Fenerbahçe'nin gündemine gelebilir. diye Diyekken yani Moriyoun'un bildiği bir isim sonuç itibariyle. McTominay ve Wendel. Yani üst profil isimlerden Galatasaray'ın. Muhakkak bir orta sağlanacak hedef Beşiktaş derbisi Süper Kupa'ya kadar bitirmek ama senin de demin ifade ettiğin maliyetler biraz daha geçecek. Hemen şaşım ama Galatasaray'ın yapması gereken tabii Ağustos ortasındaki Şampiyon Ligi playoff'una kadar 8 numara transferi noktalamak. Şu an hazır bir kadrosu var. Elde iyi bir kadrosu var bu kadro. Lig şampiyonluğu için bence fazlasıyla yeterli ama iş Avrupa'da başarıysa Geçen sezonki Kopenhag, Sparta Bırak hatta ligimizdeki bence bitime bir hafta kala oynanan Fenerbahçe maçı gösterdi ki Galatasaray daha farklı, daha iyi bir orta saha oyuncu profiline ihtiyacı var Kerem Demirbay'dan, Berkan'dan. Olivera'dan farklı bir olarak. Bir de Mehmet şimdi geçen sezona dönersek eğer yine bir orta saha arayışı vardı Hı. ve yine bu şekilde çok üst perdeden açmıştı kapıyı Galatasaray. Yani e, Paradeslerden bahsedilirken e, vesino transferini Galatasaray taraftarı istemedi. Yani Doğru. çok ciddi seviyelerden başlayınca iddialar, gündem maddeleri e, Endombele sadece belki de adı olduğu için transfer edildi gelinen noktada ve hiç katkı vermedi. Şimdi bu isimler geçerken o çıtayı yine düşürmek olmayacak. Bu Yok, noktada şu... ne kadarlık bir maliyetle kimin transfer edilmesi sana göre daha mümkün? Keşke Suat'ın ifade ettiği gibi bir kuzey ülkesinden yine bu tarz bir yatırım yapılsa. Yani 8-9-10 milyon euro bon servis ücreti düşük gösterseniz ama 8 numara bulmak kolay değil. Şunu söyleyebilirim. Geçen sezondan fark şu en azından. Evet taraftarın ciddi bir baskısı var ama yönetimde şu açı savunmayı yapıyor kendileri açısından. Geçen sezon gelen Zaast tetesi hepsi e, serbest oyunculardı ve takım adapte olmaları, yaşadıkları sakatlıklar zaman aldı ama bu sefer getireceğimiz sabekte 8 numara da bonservis transferi olacak. Nasıl biz bugün burada e, kamp yapıyorsak oyuncular da kendi takımlarında kamp yapıyor. Nitekim Yeralt hazır geldi. Evet. Bakarsak gelecek 8 numaranın hazır geleceği söyleniyor ama tabii takımı uyum aşaması zaman alabilir ama Okan Hoca burada faktörü de var. Yani Okan Buruk ne yap edip Oyuncudan maksimum verim almayı başarabilen bir e, teknik e, direktör. Ben çok karamsar değilim. Galatasaray'ın sadece bir transferi e ihtiyacı kaldı. Orada doğru hamle yapmalı. Fikrimi soruyorsan, Wendel 20 milyon euro bana çok yüksek rakamlar geliyor. yani Galatasaray açısından bir zanyolu örneği var sonuçta. ve 15 milyon yatırım yaptınız. Hala onu tam finanse edemediniz. Hep opsiyonlu e, kiralama formülleriyle. Bir şekilde doğru ismi bulmalı. E, Kerem Demirbay, Oliveira. 30'lu yaşlardaki 8 numaralardı. Tempo anlamında problemleri var. Sparta Pırak maçı çok net bunu ortaya koymuştu. Daha dinamik, illa bir oyuncu tiplemesi söyleyeceksek de ben Tudor dönemindeki Badu Endiaye tarzı bir oyuncunun Galatasaray için doğru oyuncu olduğunu düşünüyorum. Badu Endiaye'nin de maliyeti çok yüksekti. Onu da hatırlatayım. O dönemde Tabii, rekordu. ekstra bir paraydı. <laughs> ya Maliyetli oyuncu bak Icardi'ye verirsin, Nesli'ye verirsin. Skor değiştirici adamlardır. 10 numara diye tabir ettiğimiz bölgeye verirsin ama orta sahaya savunmaya, sağ beke bunlar gerçekten 20 milyon eurolar yüksek bir bedel. Ee, ki Zenit kabul etmiyor da 20 milyon euroyu. O da ayrı bir durum. Galatasaray geçen sene aslında bıraktığı noktada sağ beki falan vardı, bütün takım vardı orta saharıyordu. En olmadı. Şimdi sağ beki aldınız ama hala orta sahanız evet. yok. Bir türlü çözülemeyen orada bir problem var. Ee, kolay kolay da yani bu hafta bir hafta 10 gün içinde çözülecek gibi gözükmüyor. Muhtemelen yönetimde de yel getirdikten sonra bir nefes almıştır. Bir hani kredi kazanmıştır ufak ufak. Onu bekleyecektir. Ben Beşiktaş maçında falan yeni orta saha oynayacağını düşünmüyorum. Eski Galatasaray artı yel çıkar hatta. Mehmet belki Parma maçında da yel deneyebilir hoca yani ben hazır geldiğini. Ben ikinci yarı bekliyorum bugün çünkü bu sabah antrenmana katıldı. Hmm. Hmm. Hazır yani geldi. Kamp'tan geldi. Hazır bir oyuncu. Ee, bunun dışında orta sahaya Galatasaray'ın elbette ki acil ihtiyacı var ama eldekileri göndermek de bir o kadar önemli. Çünkü Olivier ile bu iş gitmeyecek. E birkaç tane daha göndermeniz gereken isim var. Bunlar Galatasaray'ın acil ihtiyaçları. 20 milyon eurolar bence o bölgedeki bir oyuncu için ciddi olarak fazla. Sonrasında problem yaratacak kadar yüksek yıllık ücret her zaman takımların başına bela olmuştur. E mesela şimdi en pahalı transfer artık en, nesli. en nesli, evet. şimdi O listeye baktığımızda Takımların çok çok faydalanıp çok çok kar ettiği bir oyuncu yok. Şimdi işte Zaniola var, işte Buruma, Onyekuru, Buruma, Cengiz Ünder, Cagne. İşte bunlara Doğru, baktın? Cagne Şimdi Musrati ile Muçi de e, galiba 9-10 olması lazım listede. Musrati diyor ki iyi oyuncuların bonservisi yüksek olur diyor. Ya, bir çırpı da sayabilirim. <laughs> ee, Suat iznine Trabzonspor, Yusuf Yazıcı çok rakam kazandı altyapı Beşiktaş Cenk Tosun hı hı. Gaziantep'ten bedava aldı. Hı. Fenerbahçe, Elif Elmas, Vedat Muriç, Kim Mince. Galatasaray'a gelelim. Ee, Badu Endia'ya yine iyi para kazandırdı ama işte Ozan Kabak artı hı hı. Saşa Saşaboy. Tabii. Yani düşük maliyetten maksimum kazanç çıkıyor. Her evet. zaman. Yani Hı. Türk takımları... o denklemler onun... olmuyor. Yani Buru 13'e alıp 30'a satamıyorsunuz. Evet. Ezan yolu en yakın örneğimiz yani burada. O yüzden e, gerekirse hani hep klasik artık bu bir lügatımıza da yerleşti. Kuzey'den sert bir oyuncu al orta sahaya daha iyi. Kaybedeceğin çok fazla şey olmaz. Yönetim burada bir planlama eksiği görüyorum ben. Yani Yelart'la başka bir orta sahayı Çok daha düşük maliyetli ama 1 Temmuz'da Getirseydi ilk kampa götürseydi bence bu kadar ortalık karışmayacaktı Galatasaray'da. Hayır bir de işte McTominay'dan bahsederken bir anda adı bilinmeyen 21 yaşındaki bir orta sahayı aldığınız zaman bu sefer e, taraftar da en azından o oyuncunun çok ciddi bir performansını görene kadar tatmin olmayıp Ama şimdi McTominay'a McTominay gidiyorsan 10 milyon euro yıllık istediğini bileceksin.